Evet, selamlar. Bu oturumda da Melih Bey TUBU Arge şirketini anlatacak. TUBU Arge şirketinde blok zinciriyle neler yapıyorlar, ne tür başarılara imza atıyorlar onu anlatacak. TUBU'ya teşekkür ediyorum. TUBU olmasaydı bu organizasyon bu şekilde olmazdı. Buyurun. Sağ olun hocam, teşekkürler. Ben Deniz Melih Bilim. Hepinize geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kırmızı bir logomuz var, kırmızı beyaz. Merak konusu olmaya devam etsin. Kendimize şeyin Arge firması olarak adlandırmaya devam ediyoruz. Blockchain Argesi yapan ender firmalardan biriyiz Türkiye'de. 2017 yılında kurulduk. 2017 yılında aslında daha da gerisi var. 2012'den beri Ercan Işık'la beraber biz çalışıyoruz. Telekom operatörlerine iş yapan bazı firmalarda çalıştık. Sonra yurt içi, yurt dışı faturalama sistemleri tasarladık beraber. 2016 yılı itibariyle ben ayrıldım öncesinde. Sonrasında da Ercan 2018 yılıyla aramıza katıldı. 2017 yılında kurulduk. O kurulduğumuz zaman da şöyle bir problem vardı Türkiye'de. Yemek kartlarını belki bilmezsiniz. Yemek kartı şu. Şirketiniz size bir ödenek olarak bir yemek, öğlen yemeği yemeniz için para veriyor. Bu da vergiden düşürebilen bir şey. Ama bu sistem bir bankacılık sistemi gibi çalışmasına rağmen 4-5 milyon kişinin kullandığı, aktif olarak kullandığı bir sistem. Fakat bankacılık denetlemelerinin düzenlemelerine şey değil, tabi değil. Bu tabilik haricinde de problemler, fraud sistemleri oluyor. Kart kullanmaya devam ediyorlar. Hala kağıt kullanan şirketler vardı 2017'de. Şu an azaldı gerçi Covid'den dolayı. Biz de blockchain'i o aralar zaten öğrenmiştik. Uğraşıyorduk üzerine. Digital Identity sistemi tasarlamıştım ben yurt dışında. Onunla uğraşıyordum. Onun blockchain etkilerini araştırırken mobil yemek kartlarına girdik. Tubu Pay diye bir startup'la çıktık. Tubu Pay de o zaman Türkiye'nin ilk hatta şey oldu. Mobil yemek kartı sistemi oldu. Mobil olan bir sistem oldu. Kart dediğimiz aslında kart değil. Voucher demek daha doğru olur. Yemek çeki hizmeti. Biz burada iki kişi büyük şirketlerin tek baş ya yani böyle yüzlerce operasyon işte binlerce satışçı olarak yaptığı işi İki kişi blockchain ile beraber teknolojiyi düzgün kullanarak peer-to-peer hale getirdik. Aktif olarak 50 tane restoran, toplamda da 150-170 kişi içerisinde kullanılan bir sistem yaptık. Tabii bu arada da biz öğrenmeye devam ettik bu sistemle. Öğrenince tabii farklı projeler gelmeye başladı. Sonra telekom dünyasında oldu, telekom operatörleri dünyasında olunca bir yandan da şeye girdik. Telekom dünyasında işte POC'ler, workshop'lar yapmaya başladık. Onun haricinde işte gelen projeleri yaparken Türkiye'deki ilk telekom operatörler arasındaki blockchain ağı projesi geldi. Onu başka projelerden devralıp yapan birkaç tane şirket vardı. Biz onların arasına dahil olduk. Sonra önerimiz işte toplam 7 tane proje önerisi arasından seçildi. İlk proje oldu ve şu anda aktif olarak bir senedir production'da çalışan belki de Türkiye'nin ilk blockchain ağı oldu. Telekom operatörleri bunu her ne kadar şu anda belli etmeseler, söylemeseler de aktif olarak ayrıca dünyanın da en büyük korum projelerinden biri haline geldi. Biz günlük işte 3 milyon blokları, haftalık ya da aylık 10 milyon blokları görebildiğimiz bir proje haline geldi. Biz o zamana kadar yapılan en büyük projeyi yapmışız Mersem. Tabii böylelikle blockchain dünyasına da adım atmış olduk bir yandan kurumsal blockchain dünyasına. Biz normalde startup tarafına devam ediyorduk. Tabii bu arada da iki tane patent başvurumuz oldu. Birisi mobil veri paylaşımı, diğeri de kişisel veri transfer sistemi şeklinde. Blockchain üzerinde ama biraz daha değiştirdik. Yani hem mobil dahil hem de blockchain dahil olacak. Ne yapıyoruz? Genelde blockchain'de böyle küçük ölçekli projeler yapıyoruz. Sonrasında onların production serisine geçirmeye çalışıyoruz. Yine telekom operatörleri ve bankalarla iletişim halindeyiz. Orada kampanya yönetimi, complex event processing işleri var. Onlarla tabii bir yandan da şirketi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bir başka şirketle beraber geliştirdiğimiz reference data management
ve data integration projemiz var. O aktif olarak iki bankada ve bir telekom operatöründe şu an çalışıyor. Beraber, arkadaşlarla beraber her hafta oluşturduğumuz bir grubumuz var. Oradan çıkan uygulamalarla ya da çıkacak uygulamalarla fikirler üretip mobil uygulama geliştirmeye çalışıyoruz. Hatta bunlardan en büyüklerinden birisi bir soru uygulaması. Belki geçen senelerde görmüşsünüzdür. Bir yandan da cloud üzerinde Amazon, Azure, Google Cloud, işte DevOps danışmanlıkları yapıyoruz. İhtiyacı olan şirketler oluyor. Biz de onlara birebir Türkiye'den danışmanlık yapıyoruz. Şirketimiz şu anda 7 kişi. Umut da eklendi. Tabii bu dahil oldu bize. Ercan'la ben kurucularız. Fatih şu an doktora yapan bir arkadaşımız, İTÜ'de doktora yapıyor. Özellikle tedarik zinciri konusunda. Bayağı yüksek çalışmaları var. Master'ında blok zinciri ve tedarik zinciri konusunda yapmıştı. Şu anda daha konusunda ilerliyoruz. Yani bizim blockchain lead'imiz oldu. Yunus zaten tek lead'imiz, bütün şirketin her projesine hakim hali hazırda. Remzi mobil taraftaki projenin başı oldu. Berkay da UI ve UX tarafında bizlere yardımcı oluyor. Zaten Şafak'la, yani çarşamba günü itibaren zaten derslere gireceksiniz. Yunus Emre ile Berkay da büyük ihtimalle size gelecek hafta UI, UX ve işte Java ve Node.js konusunda ufak eğitimler verecek. Bu size daha önce attığım projelerin ya da YouTube videoların biraz daha belki advanced seviyesi olacak. Şimdi bahsettim biraz ama neler yaptık? İşte bir paylaşım platformu yaptık. Bu birden farklı kendi aralarında veri paylaşımına sebep oldu bu aslında proje. Şimdi bu nasıl yaparlardı diye bunu şöyle yaparlardı. Web servis açarlardı birbirlerine. Birbirlerine paylaşırlardı verileri. Ne kadar kolay. Anlattığı gibi web servisin bazı problemleri var. Özellikle privacy İngilizce reconciliation. Yok ben size iki defa cevap verdiğim gibi problemleri de çözmeye çalışıyorsunuz. Biz burada blok zincirini ortaya koyduğumuzda bu teknik problemlerin çoğunu açtık. Tabii isterler farklı olduğu için daha farklı teknik problemler denk geldi. Müşteri istekleri her zaman öncelikli. Ama bir yandan da çok güzel bir proje oldu bu. Blok zinciri olmayacak belki ama blok zinciri kullanılarak yapılan bir proje oldu. Türkiye'deki ender örneklerinden birisi oldu. Bahsettiğim gibi Retouch Reference Data Management ürünümüz farklı veri tiplerini birbiriyle birleştirebilen, veri tiplerinin consistency checklerini sağlayan, yine burada bir yandan da blok zinciri teknolojisinin altyapısını kullandığı işte hashlemeler, kriptografik algoritmalar, birbirlerine değişken grifli veri yapıları arasında veri değişmezliğini, veri tutarsızlığını ya da veri kilitleme sistemlerini yapan multi user çalışan bir sistem bu da. Bir yandan da kullandığımız teknolojilerle diğer teknolojileri de desteklemeye çalışıyoruz. TuboPay zaten bahsettim. TuboCheck ürünü daha farklı bir ürün. Burada ne yaptık? Blockchain üzerine ISO ve HACCP sertifikalarını, yani güvenli gıda sertifikalarını işleyebilecek bir planlama yazılımı yaptık. Bu da yine blockchain üzerinde çalışıyor. Normalde bir gıda şirketinde halihazırda bir sistem kullanmıyorsa bütün sistemler, bütün denetimler kağıt üzerine yapılıyor. Bu arada biraz durdurmakta fayda olabilir. Benim şu anda burada ses geliyor mu bilmiyorum ama bekleyeyim mi hocam? Durduralım mı? Bence devam edelim ya. Yani, tamam, olur. Yani ses çok gelmiyorsa devam edelim. Ya çok aslında geliyorsa geliyor da bir dakika. TuboCheck'ten bahsediyordum. TuboCheck tarafında işte ISO ve HACCP sertifikasyon süreçlerini ve planlamasını, ürün planlamasını yaptığımız ürünümüz. Burada da gerek yok dediler bize çok fazla. Blockchain'e gerek yok. Ama biz yani ısrarla blockchain'i kullandığımız her yere koymak
istedik, istiyoruz da. Çünkü çok şeyi önlüyor. Yani veri bütünlüğünü koruyor. Veri bütünlüğünün yanında veri değişmezliğini sağlıyor. Ki bütünlük aslında o bir yandan da. Bütünlükle değişmezlik farklı şeyler ama bütünlük dediğinizde yani 10 tane verinin bir halde tutulması, bir de veri değişmezliği var. Aradaki verinin değişebiliyor olması. Yani bunu bir veri tabanı olarak düşünürseniz RAW'a gittiğinizde edit edebildiğiniz bir veri bütün bir veri değildir. Aslında elinizde bir veri seti vardır ama tam ne olduğu belli değildir. Değiştirebildiğiniz her veri sizin için problem yaratır. Ve bu önemli bir veri ise ki ürettiğimiz ya tükettiğimiz gıdaların aslında bu sertifikasyon süreçleri çok büyük yük getiriyor herkesin üstünde. Yani hem üreticiler için hem de dağıtıcılar için son kullanma tarihleri olsun, üretim aşamasında kullanılan işte teknikler olsun, oda sıcaklığı gibi ne bileyim işte ürün ham madde miktarları gibi, üzerindeki bakteri miktarları gibi problemler var. Bunların süreçlerini şu an yani dünyada ve Türkiye'de bütün gıda üretiminin %95'ini yapan küçük ve orta ölçekli şirketler. Fason üretim yapıyorlar bir yandan da. Büyük şirketler evet güzel iş yapıyorlar ama üretimin %5 ile %10 arasında halihazırdılar. Küçük şirketlerin buna ulaşma imkanı yok. Böyle büyük yazılımlar alma imkanları yok. O yüzden biz bunlara daha belki uygun fiyatlı ama güvenli bir veri, güvenli bir yazılım sunma ihtimali taşıyoruz. Burada da Tubu Çeki kullandık. Bu bir tabii mobil uygulaması var bir yandan. Bir yandan bir dashboard'u var. Bir yandan bir form altyapısı var. Çünkü herkesin ISO süreci, herkesin hasip süreci farklı. Onlara uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. O süreçte de zaten bir gıda firmasıyla beraber çalıştık. Hani yurt dışında ihracat yapan bir gıda firmasıyla beraber çalıştık. Şu anda da Tubu Çek bir yandan isim olarak Food OK'ye dönüşmeye başladı. O da bir kendi altında ürün olarak spin-off olacak büyük ihtimalle. Şu an Türkiye finalistleri olduk. Avrupa Information Technology EIT yanlış hatırlamıyorsam EIT'nin Türkiye finalistlerinden biri olduk. Temmuz sonunda da Avrupa finallerine gideceğiz bu Food OK projesiyle. Umarım belki bir şeyler çıkarız oradan. Bir yandan elimizin altında bir çekiç olunca diyorum yani her şeye blockchain koyuyoruz diye bir soru diye bir ürün çıktı. Bu da market araştırma platformu. Aslında baktığınızda anketler her zaman değişmesi ya da değişebileceğini düşündüğümüz şeyler. Anketler içinde biz veri bütünlüğünü ve anket sonuçlarını koruyacak bir blockchain ağı yaptık. Kendimizden veririz diye düşünmüştük. Tabii gerçekler öyle olmadı. Biz bu ürünü bir bulanda blockchain'e çıktı ama daha sonra ürün kendi içerisinde bir mobil uygulama olarak spin-off oldu. Geçen sene 200 bin kişinin aktif olarak kullandığı Ağustos ayında bir proje olarak hayatımıza çıktı ama 201 birinci kişide biz tabii hem girişim aşamasında bu kadar büyüyeceğini düşünmediğimizden hem de oraya çok fazla yatırım yapmadığımızdan projeyi kapatmak zorunda kaldık. Çünkü bizi çok fazla arıyordu, diğer işlerimizi etkiliyordu. Bir yandan da dediğim gibi farklı projelere yatırım da yaptık, arkadaşlar edindik. Startup camiasında farklı projeler geliştirdik. Onlardan birisi de Global Zone. Global Zone'un ilk yatırım alma turuna yardımcı olduk. Orada teknik co-founder olarak, Tubu olarak yer aldık Ercan ve ben. Sonrasında zaten hissemizi satıp projeden çıktık. Onlar şu anda zaten kendi aralarında kendi yeni şeylerle yatırımcılarla gidiyorlar. Geliştirdiğimiz aktif olan projelerden bahsedecek olursam birisi Smart Supply Chain projesi. Bu da TÜBİTAK 1501 projesi. Başka bir yazılım şirketiyle ortak bir projemiz bu. Bu projede sizin dediğiniz gibi Enis Hocam hem yapay zeka ve makine öğrenmesi hem de blok zinciri ve blok zincirinde veri paylaşımı şeyi var, bölümleri var. İki farklı şirket aynı şey üzerinde, proje üzerinde uğraşacak. Burada Federated bir şekilde işte Federated Machine Learning algoritmaları kullanarak farklı blok zinciri nodlarının üzerinde paylaşılan verilerin nasıl tahminleme ve işte analiz için kullanılabileceği araştırılacak. Onun haricinde veri satma platformumuz var. Yine tekrardan şey yaptım ama veri firmasıymışız gerçekten.
verileri paylaşalım, verileri güvenli bir şekilde birbirine entegre edelim şeklinde düşünüyorum. Veri satma platformunda halihazırda birkaç firmayla beraber POC'sini devam ettiğimiz bir proje. Belli bir şirketin bir verisi var ve bunun bazı yerlerini satmak istiyor ve anonimize edip anonimleştirerek satmak istiyor. Ama alanın da gerçekten o verinin doğru olduğuna ve yani parasını verdiğine inandığı şeyi almasını sağlamak istiyoruz. Bu her zaman veri kısmında problem olur. Yani yapay zeka algoritması çalışıyorsanız veriye ihtiyacınız vardır. Makine öğrenmesi çalışıyorsanız veriye ihtiyacınız vardır. Veriyi bankadan edinebilirsiniz, operatörden edinebilirsiniz, bir şirketten edinebilirsiniz. Ama verisini paylaşmakta sizde zorluk yaşar. Excel ile paylaşır. İşte size SQL scriptleri gönderir. O veri aslında doğru veri değildir hiçbir zaman. Yanlış gönderildi olur. Gidersiniz, gelirsiniz. Biz de burada bu problemi çözmeye çalıştık. Biri sizden verinizi almak istiyor. Hangi verileri istediğini söylüyor. Siz de veri şemanızı belirliyorsunuz. Şu veriler bunlara denk geliyor diyorsunuz. Sizin için o veriyi anlamlandırıyor, map ediyor. Sonrasında karşı tarafa ister anonimleştirilmiş halde isterse aynı saf halinde veriyi transfer etmenize yarıyor. Bunu da işte blok zinciri ağıyla yaptık. Gerek var mıydı? Evet vardı. Ama gerek yok muydu? Bence yoktu. Hani kefeye neye de koyarsanız o da ağır basıyor. Biz bu blok zinciri işleri yaptığımız için, blok zinciri bizim aslında çekicimiz olduğu için bize bu iş bir çivi gibi geldi. Biz de çaktık geçtik blok zincirini. Gerekir miydi? Gerekirdi bence. Ama bazıları her zaman bunu gittiğinizde sorduğunuzda, birisini anlattığınızda gerek var mıydı diyecekler. Diyeceksiniz ki vardı. Onlar diyecekler yoktu. Zaten veri tabanında yapıyoruz biz bu işi. Yapmaya devam edin deyip geçiyoruz bazılarına da böyle. Çok da anlatmaya gerek kalmıyor. Son yaptığımız proje, sizin dediğiniz hocam ben hani komşum elektrik üretiyor, bana satmak istiyor. Bunu nasıl yaparız? Aslında bu biraz onun altyapısı. Yeşil enerji sertifikası projesi. Burada da bir şirketle beraber ortak girdiğimiz bir proje. Enerji şirketi onlar. Biz işte blockchain şirketiyiz. Sertifikaları farklı kişilere farklı bölümlerle satılmasını sağlıyor. Diyelim ki sizin bir güneş enerji santraliniz var ya da güneş enerjisi şeyiniz var, sisteminiz var. 100 megawattlık bir elektrik ürettiniz. Bunun 1 kilovatını birisine satabiliyor musunuz? Evet, satabiliyorsunuz bu halde. Yani ben gidip bir trading platformunda diyorum ki ben 1 kilovatlık güneş enerjisi satın almak istiyorum. Parasını veriyorum, alıyorum. Aslında elektrik depolanmayan bir şey olduğu için, şebekeye basılan bir şey olduğu için, şebekede sizin hangi elektriği kullandığınızın bir önemi yok. Sadece sertifikasını aldığınız elektriğin kullandığınızı bilmeniz yeterli oluyor. Böylelikle sertifikalı bir elektrik kullanmış oluyorsunuz. Yani bu büyük şirketler, teknoparklar, üniversiteler, biz işte bankalar yeşil sertifika kullanırız dedikleri aslında bir yandan da bu. Gidip sertifika satın alıyorlar. Üretilen sertifikayla da yeşil enerji kullandıklarını belirtmiş oluyorlar. Aslında enerji şu anda elektrik olarak saklanmıyor. Tabii bunun içerisinde neler var derseniz işte yani enerji dediğiniz şey çok daha geniş bir şey. Ben elektrik olarak bakıyordum. Kömürü var. Yani hayvansal enerjisi var. İşte güneş enerjisi, rüzgar, offshore, rüzgar enerjileri, hidroelektrik santralleri, sonrasında işte yeraltı kaynaklarından üretilen buhar santralleri var. Bunların hepsi teker teker enerjiye giriyor. Petrol de içinde bir enerji. Tüp gaz mesela, o da bir enerji. Yani mutfaklarda kullandığımız tüpler, işte doğalgaz olmayan yerlerde halihazırda kullanılıyor. O da bir enerji. Bunların hepsi enerjiye denk geliyor. Yani enerji dediğiniz zaman sadece elektrik aklınıza gelmesin. Tüplerin sertifikaları olabilir. Kömür sertifikaları olabilir. Bunların hepsini düşünebilirsiniz proje olarak. En sonunda da Eskişehir halihazırda bitirmek üzere olduğumuz bir projemiz var. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ile diploma zinciri projesi yaptık. Bu bir bilimsel araştırma projesi. Biz onların işte laboratuvar kurumlarına yardım ediyoruz. Onlar da bize akademik olarak destek çıkıyorlar. Beraber üniversite öğrencileriyle çalışmaya başladık orada. Bir yandan da bu proje hani akademi tarafında geliştirdiğimiz ufak bir projemiz oldu. Daha farklı projelerde umarım geliştireceğiz. Yaptığımız iş diplomaların sizin işte mezun olduğunuzda mezun olabilmek için gerekli şartları sağladığınızı, departmanlar, kütüphaneler arası aslında bilgi verişinin çok saçma kağıtlar üzerine ilerledi. Herkesin aslı gibidir imza atıp geri gönderdiği bir belge var. Belki mezun olanlarınız vardır. Görmüş
belgeleri. Kütüphaneye uğrarsınız. İşte emek sosyal tesise uğrarsınız. Ondan sonra transkriptinizi alırsınız. Üniversiteye, bölümünüze uğrarsınız. Dekanla uğrarsınız vesaire vesaire. Böyle 10 maddelik bir şey var. Flow var. Bunu yapmak. Sonrasında buradan çıkan diploma alabilir belgesiyle YÖK'e işte diploma verilebilme ihtimalini, işte biz bu çocuğa ya da bu kişiye diplomayı veriyoruz. İşte bu da bu kodu. Aslında bunu istediği yerde sorgulayabilir dedirtmeye çalışıyoruz. Bunu tabii İlk örnekleri farklı farklı olacak. Önce mezuniyet belgesi, sonrasında sertifikalar olabilir. Sonrasında da farklı farklı yerlere gideceğiz. Burada da eğitim tarafı, hani yine düşünürseniz eğitim tarafında da birden fazla paydaş yine aynı üniversitede bile olsa bölümler birbirleriyle aslında çok da iletişim halinde olmayabiliyorlar. Onu da düşünmenizde fayda var. İlla böyle farklı büyük şirketler olmasına gerek yok. Ama unutmayın, yani blok zinciri yapıyorsanız emin olun karşınıza tek şirket geldiğinde hep şunu diyecekler: buna ne gerek var? Biz zaten bunu yapıyoruz. Çoklu şirket geldiğinde bu kadar şirketi nasıl yöneteceksiniz diyecekler. Orada da zaten farklı farklı böyle şeyler, senaryolar dönüyor. Onları da tekrardan istediğiniz zaman, istediğiniz anda konuşmaya, yani benim için zevk olur. Biz her şeyi kendimiz yapamıyoruz. Biz blockchain tarafını ve mobil uygulama tarafını yapabiliyoruz. Diğer şirketlerle partnerliğimiz var. Onlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sağlık sektöründe Kardelen'le mesela. Telekom'da Pia şirketiyle ortaklaşa çalışmamız var. İşte makine öğrenmesi, prediktif analiz tarafında yine gıda tarafına şirketler var. Onlarla ilerlemeye çalışıyoruz. İlk başta proje finalisti olduk. Türkiye'deki 4 proje arasına girdik TubuPay ile. Yine bize sordular blockchain neden ihtiyaç var diye. Çünkü zaten bunu yapıyoruz dediler. Sonra İş Bankası World Cup Graduate'a girdik. Orada TubuPay ile yine devam ettik. İkinci dönem mezunuyuz. Hatta mezun bile etmediler bizi. Blockchain'siniz, siz kripto paracısınız. Aslında bu işler böyle olmaz. Şu anda da kripto dünyası böyle hırsızlıkla devam ediyor. Sizi biz mezun etmeyelim dediler. Orada da mezun olamadan ayrıldık. Hala mezuniyetimizi de vermediler. Ama ikinci dönem girişliyiz. Yani 2018 yılı girişliyiz. Yani dördüncü startup galiba biz. Dördüncü ya da beşinci olmamız lazım. Fark etmez. Geçen sene TÜSİAD'ın SDKRES diye bir teknoloji tedarikçileri ve teknoloji kullanıcılarının dahil olduğu bir program var TÜSİAD'ın ayarladığı. Orada 18 proje içerisine dahil olduk. Tek blockchain projesiydik. Diğer herkes yapay zeka makine öğrenmesi projesiydi. 2 ödül alan tek proje olduk orada da. Yine çok böyle zor bir kısma denk geldik. TFI, yani Top Food Investment, Burger King'in sahibi olduğu şirketle beraber bir POC çalışması içerisine girdik. Orada bayağı bir paydaş varmış. Farklı işte tedarik zincir süreçlerini öğrendik. Geçen aylarda da bu COVID-19 ile beraber dediğimiz Food OK, aslında gıda güvenliği projesi de 250 proje arasından finalistlerden birisi oldu. İlk 20'ye girdi. Geçen haftalarda onun sunumunu yaptım. Sunum internette var, isterseniz onu da paylaşırım. 15 dakikalık bir sunumdu. Ben 25 dakika falan konuştum. Sonra da yatırım istemiyorum dedim. Herkes şaşırdı. Çünkü istemiyorum. Hani şu anda projenin ne olacağı belli değil. Yatırım isteseniz ne yapılacağı belli değil. Kimsenin blockchain hakkında bir fikri yok. Sadece sözlü olarak, böyle kripto para olarak biliyorlar. Onlara tekrardan bir şey anlatmak yine zor olacaktı. Böylelikle bıraktım. Ama bunun yanında aldığımız birkaç tane ödül var da şimdi hani hatırlamıyorum bile. Bu en büyükleri, bunlar en büyükleri. Ödül ya da işte şey olarak bilirseniz, graduate olarak bilirseniz. Daha öncesinde de yaptığımız birkaç tane projemiz ve girişimimiz oldu. Ercan'la beraber ya da Ercan'sız benim yaptığım girişimlerim oldu. Onların bazıları battı, bazıları devam etti. Farklı alanlarda farklı şekilde bir girişimcilik serüvenim oldu. Aslında 2011 yılından beridir bu girişimcilik serüvenin içerisindeyim. Böylece TÜBİTAK'tan hiçbir zaman destek alamadım kendi başıma. Çünkü kendi başınıza olduğunuzda, hocam dedi başvurmadan korkmayın, ama kendi başınıza olduğunuzda TÜBİTAK'ın
bazı kriterlerine uymayabiliyorsun. İçin farklı destekler almanız gerekiyor ama bunun TÜBİTAK bin kaçtı galiba şey var. Bir tane projesi var. Bu Kuluçka Merkezi ile beraber geliştirdiği projesi. Oradan destek alabilirsiniz. O tarafta ben istediğiniz kadar yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü çok fazla hem TÜBİTAK projesi yazdık hem de hakeme dahil olduk. Bilmiyorum hani bakacağız neler oluyor, neler bitiyor. Yine size yardımcı olmaya her zaman çalışırım. Yani nelerimiz var derseniz şu anda JP Morgan'ın Korum Türkiye Embassador'ız. Hatta EMEA bölgesi Elite Embassador olduk. Geçen ay birkaç ay öncesi itibariyle. Orada işte eğitimler vermeye çalışıyoruz. Korumla alakalı yenilikleri hani Türkçeleştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan test yapıyoruz. Yeni release'leri test ediyoruz. Onlara feedbackler veriyoruz. Bounty programlarına dahil olduk. Türkiye'de aktif proje bitirmiş bir şirketiz. Yani hala hazırda çalışan bir projeden bahsediyorum. Öyle hani POC yaptık, şunu şöyle buraya koyduk, böyle koyduk değil. Gerçekten bitmiş projelerden bahsediyorum. Bunların hepsini de kendi emeklerimizle, imkanlarımızla halletmeye çalıştık. Böyle hiçbir zaman bir kalkınma ajansı ya da işte devlet desteği falan olmadı arkamızda. Kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Kendi imkanlarımızla ilerlemeye çalışıyoruz. Zor oluyor. Ama bir yandan da güzel tarafı bu. Ama işte diğer taraftan da POC projeleri yapmaya çalışıyoruz. Bizim için artık çok kolay oldu çünkü elimizde bu son 3 senedir bir ürün oluştu. Çünkü her seferinde her gittiğimiz kurumsal şirket bizden 5 tane madde istiyor. Diyor ki kural kurulum var mı? Reporting yapabiliyor muyum? İşte REST API support'u var mı? Authentication yapabiliyor muyum? İşte benim kurumsal otantikasyon ya da sunucu kimlik yönetim sistemi var. Onunla girebilecekler mi? Bana monitörcüler, operasyoncular işte bana bir herhangi bir problem olursa bize bilgi verebilecek mi diye söylüyorlar. Biz de tabii bunların hepsini yaptık. Halihazırda siz de büyük ihtimalle bunları kullanacaksınız. İlerleyen zamanlarda size de açacağız TUBU Chain'i kullanıma. Hatta bir network oluşturma fikrimiz var Deniz Hoca'yla beraber. O network'ü belki bu hafta sonuna geliştirmeye çalışacağız. Eğer yapabilirsek bir beraber sizle POC yapmayı planlıyoruz. Hep beraber işte 18 tane öğrencimiz. Bizim serverlarımız belki hocam sizi de dahil ederiz. Merkezi olmayan ağı olur. Öğrenci ağı da olur. Üzerinde programlama yaptığımız ya da işte smart kontrat yazdığımız bir ağımız da olabilir. Burada da o yüzden şeyleriniz çok önemli. Google ya da Azure ya da işte ne istiyorsanız Amazon, ben Google söyledim ama Amazon'daki hesaplarınızı açmış olmanız güzel olur. Oradaki kredileri beraber kullanalım. Benim şeyim bu kadar. Geri kalanlarını da Enis Hocam isterseniz durduralım. Geri kalanları birebir konuşalım. Çünkü bazı söyleyecekler, kaydedilmesi gereken şeyler var. Onları da devam ederiz. O zaman ben teşekkür edeyim kaydı bitirmeden önce. Yani sadece belki TÜBİTAK projeleriyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. TÜBİTAK projesi nasıl yazdığınız önemli. Yani orada da çok ufak detaylar var. Onu da ben evet. De kayıtsız halde söyleyeyim. Görüşmek hocam, üzere. Tamam. Tamam. Siz kapatın ben söyleyeyim ne olduğunu. Tamam görüşmek üzere.